Evet canlar, merhabalar. Bugünlerdeyiz, balkondayız. Güneş hala hazırda gözüme geliyor. Şurayı biraz indireyim. Evde en aydınlık bulabildiğim nokta burası oldu. Çünkü tripodun ışığını maalesef açmak istemiyorum. Gözümden dolayı ama güneş de direkt gözüme girdi. En güzeli ışığı açıp perdeleri biraz daha kapatmak. Bir saniye müsaadenizi isteyeceğim. Ben bugün ışıktan kaçtıkça ışık bir şekilde beni yakalıyor. Evet, neden ışıktan kaçıyorum? Gözümden dolayı ışıktan kaçıyorum maalesef bugün. Neyse, önce bir halinizi, hatırınızı sorayım. Evet, bu arada hepinizden özür diliyorum. 2-3 gündür yorumlarınıza cevap yazamıyorum. Biliyorsunuz ben mümkün olduğunca yanıtlamak istiyorum. Daha şöyle çekileceğim. Hepinizin yorumlarına cevap vermek istiyorum. Vermeye çalışıyordum ama 3 gündür gözümden dolayı maalesef yorumlarınıza yanıt yazamıyorum. Çünkü mümkün olduğunca ekrandan uzak durmaya çalışıyorum. Neyse, konuşacağız, muhabbet edeceğiz nasıl olsa. Sizler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey yolundadır. Mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşmişsinizdir. Her şey çünkü geçici, biliyorsunuz. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz ve geçiyor. Ben de öyle, biliyorsunuz. Ama ben diyorum ya, bu kadar zorlukla karşılaşmışken bile ayakta durabiliyorsam, İnşallah bir nebze de olsa sizlere bu güç verir ve sizler de evet olabilir dersiniz. Çünkü ben hep bu şekilde ayağa kalktım. Hep bu şekilde toparladım. Hatta 2-3 gündür bayağı aslında çok belli etmemeye çalışsam da ciddi endişeler taşıyorum. Gözümle ilgili, çünkü gözümün durumu çok iyi değil. Muhtemelen retina yırtıldı yine. En korktuğum şey gözüme bir şey olmasaydı. Çünkü doktorum üstüne basa basa dikkat etmem gerektiğini, çünkü artık gözüm için yapılabilecek bir şey olmadığını söylemişti. O yüzden çok korkuyordum, biliyorsunuz. Ama maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Çok ciddi ağrılar çekiyorum gözümle ilgili. Sol gözüm bu arada. Sağ gözden korkuyordum, çift mercek olduğu için, ama sol gözle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Çünkü çok zor, retina zaten lazerle düzeltilmişti, tamamen yırtıktı. Sonuç alınabileceğinden bile yani kesin emin değildi doktorum operasyonu yaparken. Buna rağmen atlatmıştım ama çok şiddetli baş ağrılarım oluyor ve sadece telefonu elime aldığım zaman işte yorumlarınızı okuyorum. Çünkü okumadan zaten onaylamıyoruz, biliyorsunuz. Önce okuyup sonra onaylıyoruz. Ama cevap yazmak için tekrar sayfadan sayfaya geçerken yaklaşık 3-4 saat telefon elimde olmak durumunda kalıyor. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Yapamıyorum çünkü gerçekten ışık geldiği zaman çok ciddi derecede sıkıntı yaşıyorum. Ve mümkün olduğunca yatak odam karanlık. Yatak odama geçip perdeleri kapatıp karanlık ortamda bulunmaya çalışıyorum doktoruma gidene kadar. Bu şekilde idare etmeye çalışacağım. Hemen doktorumun asistanını aradım. Doktorum şu an kendisi burada değilmiş, ondan dolayı herhangi bir randevu veremedi. Gerçi böyle bir durumda zaten doktorumun sürekli takibinde olduğum için en ufak bir olayda gece ben 1.30'da dahi doktorumun muayenehanesine gittim. Sağ olsun çıktı geldi. Daha önce bahsetmiştim. Ben hayatımda bu kadar iyi niyetli, böyle babacan, işini çok severek yapan bir doktor tanımadım. Birkaç kez çünkü gece yarılarında aradım, ağrıdan duramadığım için ve yanına gitmek durumunda kalmıştım. Zaten şu an burada olsa mutlaka ve mutlaka randevuya gerek kalmadan çık gel derdi. Ama maalesef kendisi burada değilmiş. Asistana bir açıklama yapmadım ama yani Nihal ablacığım dedi, çok ağrın varsa doktor beyle görüşün, başka bir doktora
yönlendirelim seni dedi ama evet çok iyi doktorlar var başka gidebileceğim ama operasyonu yapan doktor kadar bilemeyecekleri için aslında çok fazla cesaret edemedim. Yani yanlış bir tanı, yanlış kullanılan bir ilaç herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verebilir diye aslında çok tercih etmedim. Dediğim gibi sadece doktorumun daha önceden söylediği talimatlara uyarak ışıktan uzak duruyorum. Çok fazla merdiven inip çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü ışıkla birlikte gözümde mercek olduğu için bir sallantı yaşıyorum. Belki aranızda retina sihirtin alanlar olmuştur. Bilirler bir anda böyle yer ayağınızın altından kayıyor gibi oluyor. Bunu yaşayıp düşmek istemiyorum. Ben daha öncesinde çok düşmüştüm ameliyattan önce. O yüzden aslında çok fazla dediğim gibi ışıkta kalmamaya çalışıyorum. Bugün de o yüzden burada balkonda çekmek istedim. Yani herhangi bir tripodun ışığı yok şu anda. Küçük tripodu kullanıyorum. Tripoddan gelen muhtemelen ışıklardan çok etkilendi gözüm. Çünkü çekimden sonrasında dediğim gibi günlük telefon elimizden hiç düşmüyor. Hem yorumlarınızı onaylamak, hem cevaplandırmak adına biraz galiba fazla yordum diye düşünüyorum. Tabii bilmiyorum doktorla görüştüğüm zaman ne diyecek. Başka bir sebepten de kaynaklanabilir. Çünkü ben retinam ilk yaratıldığında hiç bilmiyordum. Yani ben şöyle düşünmüştüm. Göze herhangi bir darbe gelince ya da bir sıkıntı yaşanınca böyle bir sorun olur diye düşünmüştüm. Ama oysa ki öksürürken dahi gözün retinası yırtılabiliyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Dediğim gibi 2-3 gündür biraz rahatsızım ama dediğim gibi ben her zaman her şeye pozitif bakan bir insanım. Belki bunu yaşamam gerekiyordu. Belki bir uyarıydı. Belki daha dikkatli davranmam gerekiyordu. Sadece üzgünüm yorumlarınıza cevap yazamıyorum. Zannetmeyin ki boşladım, unuttum. Hatta pek çoğunuz yazmışsınız. Özellikle Yıldızcığım yazmış. Yıldızcığım senin Yıldızcığım kocaman öpüyorum buradan. YouTuberların hangisi cevap yazıyor? Hani siz de yazmayın, sağlığınız daha önemli diye. Ben kendimi böyle bir tuhaf hissediyorum. Sanki hep şunu sevmişimdir çünkü. İnsanlar verdiği kadar değer verdiklerini gördüklerinde daha mutlu olurlar. Bu şekilde düşündüğüm için aslında bütün yorumlarınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Ama elbette ki dediğim gibi çok gerçekten çok zor oluyor. Çünkü bir sayfadan onaylayıp dediğim gibi tekrar başka bir sayfaya giriyoruz. Oradan cevaplıyoruz, tekrar geriye dönüyoruz derken yani bayağı bir zaman alıyor. Toplamda baktığınız zaman. Yine de yani doktorumla bir görüştükten sonra mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ne yapmam gerektiğini söyleyecektir ya da nasıl korumam gerektiğini söyleyecektir. Ama bu süreçte dediğim gibi doktora gidene kadar affınıza sığınarak mesaj yorumlarınıza cevap yazamayacağım. Ama hepsini okuyorum, bunu bilin. Hayırlısıyla biliyorum her zaman dualarınızdayım ama bu defa gerçekten dualarınızı eksik etmeyin. Çünkü halihazırda doktoruma evet çok güveniyorum. Ama yine de bir tedirginlik yaşıyorum. Herhangi bir sorun yaşarsam diye. Çünkü daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. İkinci operasyonumda çok sağ gözümdeki operasyonda çok zorlandık. 10 dakika diye girdim. 4 saat süren bir operasyonla karşılaştım. O yüzden aslında hep korkuyorum. Tekrar bir şey olur. Aynı süreci yaşarım diye ama vardır Allah'ın bir bildiği. Bununla yaşadığıma göre mutlaka bir yerlerde atladım, eksik yaptım. Çünkü ilk dönemlerdeki kadar çok hani iyileştiğimizde böyle bir kendimizi salarız ya. Nasıl olsa geçti. O yaşadığımız sıkıntıları bir anda böyle balık hafızalı mıyız? Unutuyoruz hemen acılar geçince. Ne kadar mutfakta kloraksız çamaşır suyu kullansam da ister istemez lavabolarda, banyoda, tuvalette normal çamaşır suyu kullanıyorum. Oysa ki benim hiçbir şekilde evime dahi sokmamam lazım.
Çünkü doktorum özellikle tembih etmişti. Kesinlikle kimyasala maruz kalma diye. Yani bu sadece çamaşır suyu mu? Hayır, tabii ki portöz ve türevi deterjanları kullanmayacağım. Mümkün olduğunca uzak duracağım. Bu aralar galiba onları biraz atladım. Dikkat etmedim diyeyim. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Gerçi doktorumla görüştüğüm zaman mutlaka ve mutlaka bir açıklamasını yapacaktır bana. Sevgili Yasemin'cim bana kırılmış. Nihal abla işte bana kırıcı mesaj yazan, yorum yazan birine yorumunu beğenmişsin diye. Canım diyorum ya, sayfadan sayfaya geçerken hangisi olduğunu bilmediğim için geriye dönüp bakamadım da zaten. Hiçbirinizi kırmak istemem. Özellikle sen biliyorsun. Bana verdiğin değeri de biliyorum. Ve sen de benim için çok değerlisin. Asla böyle bir düşüncem yok. Olamaz da zaten. Seni kırdıysam da özür dilerim diyorum. Dediğim gibi bu süreçte birazcık anlayışınızı isteyeceğim. Çünkü hepsi böyle yine üst üste geldi. Hem ayağım, hem gözüm. Geçecektir. Bunlar kalıcı değil. Allah'ın dermansız dert vermesin. Mutlaka geçecek. Belki şu olabilir, doktorla görüştükten sonra belki bir süre dediğim gibi böyle daha doğal ışık olan yerlerde sizlerle buluşabilirim. Yani o tripod'dan gelen ışıkla direkt buluşmayabilirim. Çünkü normalinde ben güneşe çıkarken daha iyi aslında sürekli olarak gözlük kullanmam gerekiyor. Onu da aslında borçladım. Yani hatta benim kendim ettim, kendim buldum. Ama dediğim gibi inşallah geçecek çok yakın zamanda. Tekrar eski sağlığıma kavuşacağım ama bu süreçte daha yüzeysel işler yapmaya, çok eğilip kalkmadan işler yapmaya çalışacağım. Çünkü ameliyattan sonrasındaki en önemli özellikle hani temiz tutmamın haricinde çok fazla eğilip kalkmamamdı. Retinanın tekrar yırtılmaması için. Ama ben bir iş yapmaya kalktığım zaman maalesef bunun ölçüsünü kaçırıyorum. Yani kendimi kaybediyorum. İncik cincik, aman orası da olsun, burası da olsun. Gerçi dediğim gibi 10 gündür hemen hemen hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yüzeysel toz alıyorum ve bırakıyorum. Eminönü'nün elektrik süpürgesi dahi açmadım evde. Çok böyle hani yüzeysel dediğim gibi viledayla alıp bırakıyorum. Bir süredir, çünkü zaten hani böyle bir ışık parlamaları falan oluyordu gözümde. Bildiğiniz hani mercek olduğu için ve mercek ancak ışık aldığında görme sağlanabiliyor. Evet, takipçilerimizden birinin hatta eşi de mercek taktırmış gözüne. Işık almamız gerektiği için ben sonrasında o ışığı kapattığım zaman bir saat, bir buçuk saat kadar benim gözümün içinde bu hani disko toplar olur ki bu şekilde yanıp sönar. Merceğin etrafında dairesel olarak düşünün, o şekilde böyle yanıp yanıp sönüyor gözümün içi. Gözümü kapatsam dahi. Aslında bu uyarıydı bana ama çok fazla üstünde durmadım demek ki. Kendimi dinlemek istemedim aslında. Aslında o süreçte belki doktora gitseydim, doktorumu arasaydım, mutlaka bir yönlendirme yapacaktım. Artık ben de doktorlara gelip gitmekten gerçekten çok yoruldum, çok sıkıldım. O yüzden ihmal ettim bu kez. Dediğim gibi hatalı benim. Benim hatam oldu bu konuda. Dikkate almadım, aman geçer dedim. Hatta belgim pek çok kez uyardı. Nihal abla, istersen tripodun ışığını kullanma. Yeterli aydınlık var gözünde, böyle bir rahatsızlık yapıyorsa diye. Ama daha net görebileyim diye, daha rahat bir görüş açısı olabilsin diye belki de es geçtim. Dediğim gibi akşamları artık mümkün olduğunca erken saatte yatmaya kalkıyorum. Televizyon izlemiyorum. Yani direkt ışık alabilecek her türlü aktiviteden uzağım. Kitap okumuyorum gözümü yormamak adına. 3 gündür aslında sıkıcı bir hayat yaşıyorum. Ve işte belgimlerle dışarıya çıktık, belgimle Leyla abla, onun haricinde evdeyim. Evet, bu arada yazmışsınız, ona dahi çıkmadım. Gerçekten tebrik ediyorum sizi, teşekkür ediyorum.
Gözlerimi bebişi için aldığım battaniyenin üstüne ise gör yazıyor diye yazmışsınız. Hiç dikkat etmedim. Çok teşekkür ederim. Hatta bugün annem hastaneye gitti. Anneme rica ettim. Annem dün de hastanedeydi. Birkaç gün gelip gitmek durumunda. Tahlilleri ve kontrolleri için. Anne dedim faturasını vereyim en azından gidip sen değiştir. Ben dışarıya çıkmayayım çünkü düşebilirim her an. Çünkü daha öncesinde, ameliyat öncesinde bunu ben çok fazla yaşadım. Ve biz çok farklı düşündük. Gözden kaynaklanabileceğini düşünmedik. Pek çok kez evde düştüm, banyoda düştüm, yataktan kalktım, düştüm, merdivenden düştüm. Ve hep acaba beyinde bir şey mi var? Ya da psikolojik mi diye düşünmüştük. Ama öyle değilmiş. Retinanın yırtıklığından kaynaklanıyormuş. Bunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Ama şimdi böyle bir şey başıma gelince, tekrarlayınca muhtemelen bundan dolayı olmuştur diye düşündüğüm için çok fazla yalnız dışarıya çıkmak istemiyorum. Yani yanımda biri olmadan. Yani her halükarda tutunabileceğim birisi olsun istiyorum. Ya da müdahale edebilecek birisi olsun istiyorum yanımda. O yüzden battaniyeyi de annem inşallah değiştirecek. Evet, bu arada hepiniz yazmışsınız annenin ortak alacaklığınız. Evet, ben beğendiğim için aldım. Annem de kendisi ayrıca alacak. Hatta güzel bir şey bulursan yine ortak alalım dedim. Çocuklar bereketiyle, kısmetiyle geliyorlar. Çorbada benim de tuzum olsun isterim. Çünkü kuzenlerim bu süreçte hepsi bir şekilde, yaşadığım bu zorlu süreçte hepsi yanımda oldular. Maddi manevi yanımda oldular. Hala da olmaya devam ediyorlar. Onların hep söylediği şu: Nihal ablacığım sen mutlu ol. Gözlerinin içi tekrar gülsün. Biz başka bir şey istemiyoruz. Her zaman yanındayız diye. Allah hepsinden razı olsun. Böyle düşünen insanlara karşı ben de nasıl söyleyeyim, bir anda toparlayamadım. Tepkisiz kalamam. Bir şekilde ben de yanlarında güzel bir şekilde olmak istiyorum. Tabii gücümün yettiği ölçüde. Emin olun şu 3-4 gündür çiçeklerime bile bakmıyorum. Bugün çekim yapmak için girdim. Gördüm ki pek çoğunun sulanma zamanı gelmiş. Bir kısmının saksılarının değişmesi gerekiyor. Normal boyutlarına geçmişler. Ben hep diyorum hani saksının devrileceği ölçüye gelince saksı değiştirin diye çiçek vloglarını izleyenler bilir. Birkaç tanesi o boyuta gelmiş artık, devrilecekler yani. Sağa sola dayayarak ayakta tutuyorum. Değişmesi lazım. Ama dediğim gibi önce sağlığım dedim ve şu an çok fazlasıyla bir şey yapmıyorum. Biz sadece sulamalarını yapacağım, geçeceğim. Çünkü hala hazırda geçenlerde çiçek satmıştım biliyorsunuz. Orası tekrar sipariş istiyor. Ne zamana temin edebilirsiniz diye. Aslında fideleyebileceğim var. Bir kısım var. Ama hani ben biraz daha anaç olsunlar diye beklemiştim. Hani en azından bir çiçek açtıklarını da göreyim istedim. Ama galiba bu gidişle olmayacak diye düşünüyorum. Ve takviye alacağım. Tabii öncesinde biraz iyileşmem gerekiyor. Dediğim gibi bir 10 günlük süreçte çok dikkat etmem gerekecek. İnşallah yırtılma yoktur. Sadece ışıktan etkilendiği için bu şekildedir ve polarize bir gözlük takarak belki bu sorunu çözebilirim. Ya da bir süre sizlerle çekim yaparken polarize gözlük kullanabilirim. Işıktan çok fazla etkilenmesin diye. Sizlerden çünkü ayrılmak da istemiyorum. Çok alıştım. O her gün yorumlarınızı kalkıp okuyup moral bulmak, yine o şekilde başlamak gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi eğer doktorum diyecek olursa ki bu süreçte ışıktan tamamen uzak kalacaksın ya da tamamen yasak derse, belki o zaman işte bir tekrar sizden bir hafta 10 günlük bir süreç isteyip belki çekim daha iyi yapamayabilirim diye düşünüyorum. Göz çünkü çok hassas, çok önemli. Evet, ayaklarımdan da sorun yaşıyorum. Hepsi böyle üst üste geldi. Ama geçecek bunlar, ben inanıyorum. Çünkü bu sene Kova burcunun yılı ve artık retro bitmek üzere.
Merkür retrosu da bittiği zaman galiba 3 aylık bir süreç. Bir yeni bir retro yok. Beni zaten en fazla Mars retrosu ve Merkür retrosu etkiliyordu. Onlardan da çıktığım zaman yavaş yavaş her şey düzene girecektir diye düşünüyorum. Bazıları işte demişler, işte bunlara inanmayın, şu olur bu olur, dua edin. Ben duamı zaten ediyorum. Dua etmeden yatmam, kalkmam, oturmam. Hepsinin yeri ayrı ama ilime, bilime her zaman açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ve takip etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi 3-4 gündür astrolojiyi de çok fazla takip edemiyorum. Dediğim gibi kamera ışıklarından aslında uzak kalmaya çalışıyorum. Telefonu da elime çok fazla almıyorum. Çünkü normalinde zaten çok fazla telefonla konuşan bir insan değilim. Telefon benim için bugüne kadar hep bir işim varsa arayıp işimi söyleyeceğim ya da soracağım, kapatacağım bir olay. Yani muhabbet aracı olarak gördüğüm bir elektronik cihaz değildi benim için. Ama tabii sizlerle tanıştıktan sonra böyle olmadı. Dediğim gibi hepsinden bu aralar uzak duracağım, durmaya çalışacağım. Evet, Nurten'cim tekrar yazmışsın, kahve bitmeye yakın söyle mutlaka gönderirim ben diye. Çok teşekkür ederim, zaten bizi çok mahcup ettin. Ben kahve canavarı olduğum için ancak şöyle yapabiliriz. Ücreti mukabilinde, çünkü gerçekten çok güzel bir kahve. Ancak ücreti mukabilinde kahvem bittiği zaman yazarım. O şekilde kabul edersen tabii ki dışarıdan alacağıma sevdiğim bir kahve içmeyi tercih ederim. Başka bu arada mesajlarında, yorumlarında atladıklarım oldu mu? Ah, dün evet, yorumunu çekimimi bitirdikten sonra okumuştum. Sevgili Hatice Hanımcığım, doğum günün kutlu olsun öncelikle. Sevdiklerinle, sevenlerinle, kiminle olmak istiyorsan, nasıl olmak istiyorsan, yeni yaşın sana bütün güzellikleri getirsin. Yeni yaşında mutluluklar diliyorum. Küçük de olsa bir şarkı istemişsin. Daha önce hiç seslendirmedim, hiç okumadım. Ama sadece nakarat kısmını kısa da olsa benim için okur musun demişsin. Kısacık da olsa okumaya çalışacağım. Bu da benden sana doğum günü hediyesi olsun. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırın vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Ben de bu kadarını biliyorum. Aslında çok dinlediğim bir şarkı. Öpücükler gönderiyorum. Doğum günün tekrardan kutlu olsun diyorum. Nice nice mutlu senelere. Dediğim gibi ben sizlerden güç buluyorum. İnşallah sizler de benden güç bulursunuz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Bu konuda çünkü çok fazla artık Messenger'ımı açamaz hale geldim. Hazır oturup böyle muhabbet ederken bunu da söylemiş olayım. Çok fazla mesaj geliyor çünkü bu konuda. Facebook üzerinden. İşte şu size uygun, biz şunu bulduk. Arkadaşlar ben bu kanalı kendime bir hayat arkadaşı, bir koca bulayım düşüncesiyle açmadım. Böyle bir düşüncem de yok. Evet, belki beni sevdiğiniz için ya da bana uygun gördüğünüz için ya da benim rahat etmemi istediğiniz için böyle bir duyguda olabilirsiniz. Ama ben bu duyguda değilim. Ben daha önce de söylediğim gibi ben evliliğe zaten çok sıcak bakan bir insan değilim. Evet, bu süreçte biliyorsunuz yaşadığım sıkıntılardan dolayı böyle bir kalktım, bir görüşme içerisine girdim falan. Başından mantıksızdı. Zaten mantıksız bir şekilde sonuçlandı biliyorsunuz. Ben ancak bir insanı tanımalıyım, görmeliyim, sevmeliyim. Bana sevgisinden, sadakatinden emin olmalıyım. Ve ondan sonra böyle bir karar vermeliyim. Yoksa hani böyle sipariş verir gibi ya da eskilerin deyimiyle, görücü usulüyle işte bu tanıştık, bu oldu, olsun, yolumuza bakalım düşüncesinde değilim. Gerçekten değilim. O yüzden aslında çok da cevap vermiyorum bu tür mesajlara. Çok da değil, hiç cevap vermiyorum. Gerçekten böyle bir düşünce içerisinde değilim. Çünkü kendimi çok iyi tanıyorum. Ben olaylara bu şekilde bakan bir insan değilim.
Ancak karşıma çıkar, aa evet, bu insan ne olabilir diye düşünüp o şekilde yola çıkmalıyım. Yoksa otomatik olarak ben dediğim gibi zaten evlilik fobim var. Hani sanki böyle evlenince tekrar aldatılacakmışım, tekrar işte bir şeyler bozulacakmış, tekrar düzenim bozulacakmış, tekrar sorun yaşayacağım, sıkıntı yaşayacağım. Bir anda bu psikolojiye giriyorum. Evet, belki normal değil ama ben böyleyim. Bundan dolayı hep uzak duruyorum. Ve düşünmüyorum da. Hani işte rahat edersin. Çünkü bu sadece Messenger üzerinden değil, benim çevremdeki insanlardan da çok fazla bu şekilde teklif alıyorum. İşte biz sana bunu uygun gördük. İşte rahat edersin. İşte ev sorununu çözmüş olursun, düşünmezsin. Arkadaşlar, maddi sorunlar çalışılarak mutlaka ve mutlaka çözülür. Her gecenin bir sabahı var. Mutlaka düze çıkılıyor. Mutlaka bir yol bulunuyor, bir çözüm bulunuyor. İnsan yeter ki çalışmak istesin, kendine dediğim gibi bir yol buluyor. Ben hiç çaresiz kaldım bir dönemde. Bakın, Belgin'in tavsiyesi üzerine bir anda burayı çiçek bahçesine çevirdim ve şu anda şükürler de olsun satışlarım da olmaya başladı. Bu belirli bir süreçti. Bu süreci bekledim. Dediğim gibi sıkıntılar elbette ki yaşanıyor ama maddi çıkarlar doğrultusunda ya da maddi sıkıntım var diye asla bir evlilik yapmam. Kendi ayaklarımın üstünde durmak varken bir erkeğe bağımlı olarak da yaşamak istemiyorum. Çünkü ben bunu daha öncesinde deneyimledim. İşimi, gücümü, hayatımı, düzenimi, her şeyimi bıraktım, evlendim ve şehirden kalkıp taşındım, köyde yaşadım. Eşime destek olabileyim diye. Sonuç, hüsran. Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. O zaman 28 yaşındaydım. Şimdi 50 yaşındayım. 50 yaşındayım derken bu arada 12 Şubat'ta 50 yaşına gireceğim. Herkes yaşını küçültür. Ben galiba büyütüyorum. Evet, 12 Şubat'ta 50 yaşına gireceğim. 50 olacağım artık. Yarım asırlık olacağım yani. Dediğim gibi böyle bir düşünce içerisinde değilim. Hepinizden çok rica ediyorum. İyi niyetli olduğunuzu, beni düşündüğünüz için yaptığınızı çok çok iyi biliyorum. Ya da çevrenizde uygun gördüğünüz insanlar, aa bu çok iyi bir insan, bu da iyi diye düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben o yapıda bir insan değilim. Ben görüp, benim çevremde yıllarca tanıdığım, yıllardır tanıdığım insanlar var. İşte ben evlenecek olsam bir tek senin gibi biriyle evlenirim ya da seninle evlenirim diyen insanlar var. Onlardan da bence yıldızıyla uzaklaşmışımdır. Ben bu düşüncede değilim çünkü. Ben kendim dediğim gibi. Evet, ben bu insana karşı bir şeyler hissediyorum deyip belirli bir süreç tanıyıp o süre içerisinde tanıyıp evet, sevebiliyorsam, karşımdaki insan beni sevebiliyorsa ancak yola çıkarım. Aa, eskiden evet böyleymiş. İnsanlar birbirlerini tanımadan evleniyorlarmış ve evlilik sürecinde birbirlerini tanıyıp hayatlarını idame ettiriyorlarmış. Ama artık günümüzde böyle değil. Günümüz şartları da böyle değil. Ben hiç değilim. Ben yapı olarak hiç değilim. Onun için dediğim gibi böyle bir düşüncede asla ve asla değilim. Bu konuda da bana anlayış gösterirseniz ve Messenger üzerinden özellikle telefon numarası yazıyorlar. İşte falancayı arar mısın? Asla böyle bir şey yapmam. Hele ki işte beni sana uygun görmüşler, ben sizi arıyorum diye bir kişiyi asla aramam. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Bundan dolayı da lütfen bana hiç kimse kırılmasın. Ama bu benim yapım değil. Ne ben insanları inciteyim, kırayım, ne insanlar beni incitsinler, kırsınlar. Ben bu şekilde bir evlilik düşüncesi içerisinde değilim. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum ve anlayış göstereceğinizden eminim. Benim şu an odaklandığım tek nokta sağlığıma kavuşmak, işimi gücümü yoluna sokmak, evimi tutup kendime bir düzen kurmak. Ha, ben bunları başardıktan sonrasında evet, benim karşıma bu süreçte de olabilir bir insan çıkar da ben bu insanla evet el ele verip bir yolu yürüyebilirim dersem ancak olur. Ama şu anki önceliğim artık evlilik değil. Ha,
Ha diyebilirsiniz. Nihal Hanım o zaman işte biri vardı onunla görüşmeye niye gittiniz diye. Evet dediğim gibi o süreçte zaten çok bunalmıştım. Bunun sağlıklı bir karar olmadığını daha sonrasında sizlerle paylaştım. O an o kadar böyle kendimi çıkmazda hissettim ki ve zaten biliyorsunuz görüşmeye karar verdiğim anda zaten bunun yanlış bir karar olduğunu anlamıştım. Bu hem beni hem karşı tarafı yıpratan bir olay. Böyle bir olayı tekrar yaşamak da istemiyorum. Dediğim gibi en güzeli kendim ben hayatımın düzene sokmak adına bir şeyler yapmak istiyorum. Önce benim ayaklarım yere basmalı. Ben belirli bir noktaya gelmeliyim. Ondan sonrasında evlenmeyi düşündüğüm insanla birebir aynı seviyede, aynı frekansta buluşabilirsem böyle bir karar vermeliyim ki bu bile benim için dediğim gibi çok zor. Çok tereddütleri olan. Hatta anneannem çok gülmüştü. Düğün resimlerimi göstermiştim geçen size. Belgin için merak etmiş. Onca zamandır görüşüyoruz. Hiç de aklımıza gelmedi. Aslında her şeyimizi paylaşan insan. İki insanız. İki kardeşiz. Ben eşimle evlendiğim zaman daha imzayı attım. Ondan sonra dedim ki ay evlenmese miydim ben acaba? Acaba gidip iptal mi ettirsem diye düşündüm ki ben eşimi çok severek evlenmiştim. Evet bunu yazanlarınız da olmuş. Nihal Hanım hala eşini çok seviyor belli diye. Hayır. Eşimi insan olarak seviyorum. Allah kendi dünyasında huzur, mutluluk versin. Hayatını o şekilde idame ettirsin. Benim için bitmiş bitmiştir. Kapanmış kapanmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet insan olarak ben herkesi seviyorum. Ben Allah'ın yarattığı her cana, her canlıya saygı duyuyorum, seviyorum. Hepsinin doğaya bir geliş sebebi var diyorum. Hepsinin dünyada yapacağı belirli bir görev olduğuna inanıyorum. Bu insanlar için de geçerli, hayvanlar için de, bitkiler için de. Her şey için geçerli. Bundan dolayı seviyorum ve saygı duyuyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Artık yorumları okuyunca çünkü bazen gerçekten ben çok hassas bir insanım ve çok çabuk kırılabiliyorum. Her ne kadar çok böyle güçlü görünsem de dediğim gibi hatta bir takipçimiz yazmış çok soğuk gözüküyorsunuz ama sizi izleyince soğuk bir insan olmadığınızı anladım diye. Evet aslında bu arada saldıranlar da çok fazla oluyor mesajla. En azından onlar bir ara verdiler. Yani aşağılayanlar, hakaret edenler, kötüleyenler, pek çok şey yazanlar. Dediğim gibi ben hayatta yaptıklarımla cevap vermek isteyen bir insanım. Evet Yıldız'cığım bu arada aklıma geldi bunları söylerken. Ev arıyordun, ev buldun mu Mart sonunda diye. Mart'ı beklememin sebebi vardı. Gelecek olan param var çünkü. Toplu çiçek satışım var. Ondan sonra bakacağım. Şu an ev bulsam dahi evler o kadar çabuk tutuluyor, boşalıyor. Ve fiyatlar değişiyor ki o yüzden Mart sonunu bekliyorum. Hatta anneme de dedim ki ben Mart'ta değil belki Nisan'da, Mayıs'ta bile çıkabilirim diye söyledim. Evet taşınmakta kesin kararlıyım. Ama Mart'a kadar dediğim gibi bekleyeceğim. Pek çok arkadaşıma, çevremdeki insanlara, çünkü evi olan, kirada olan arkadaşlarım da var. Onlara da eğer bu süreç içerisinde kiracılara çıkarsa ya da herhangi bir gelişme olursa haber vermelerini istedim. Mart'a kadar bekleyeceğim Yıldız'cığım. Mart'ta mutlaka zaten şuna inanıyorum. Karar verip yola çıktığım zaman bir yerden mutlaka bir şey çıkacaktır. Ben hep şuna inandım. Ben Allah'a inandım ve hiçbir zaman yarı yolda kalmadım. Bu süreçte de, bu yolda da, bu çıktığım yolda da zorluklarla karşılaşsam da bir şekilde üstesinden geleceğim. Ve bu yolları da aşacağım. Çok geç kaldığım kararlar vardı. Çok öncesinde vermem gereken kararlar vardı. Ama o zaman bu zamanmış. Dediğim gibi Mart'tan sonrasında bir şekilde bu yola çıkacağım.
kısa sürede de ev bulacağımı düşünüyorum zaten. En azından okullar kapandıktan sonra da daha kolay bulunabiliyor. Çünkü öğrenciler gidiyor, okul bitenler oluyor. Daha kolay bulunabiliyor. Çünkü ilk etapta ben biliyorsunuz çok geniş bir ev düşünmüyorum. Çiçeklerime bakabileceğim, kendimi güvende hissedebileceğim bir ortam olması benim için yeterli, küçük de olsa. Minimum eşyayla hayatımı idame ettirebileceğim bir yer düşündüğüm için çok sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi zorluklar var ama zorluklar hepimizin hayatında var. Hiçbirimizin hayatı kolay değil. Benim bu derdim var. Bir başkasının bir başka derdi var. Önemli olan birbirimize destek olabilmek, birbirimizin yanında durabilmek, birbirimize güç verebilmek diye düşünüyorum. Geri kalan her şey zaten zamanla aşılıyor. Evet, inşallah bugün görüntüden dolayı bir sıkıntı olmaz çünkü aradan ışıklar geliyor. İnşallah sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Çünkü salonda denedim ama salon yeterince ışık almadığı için ekstradan ışık yakmayayım diye de gözüm rahatsız olmasın diye burayı tercih ettim. Galiba söyleyeceklerimi söyledim. Evet, bu arada yorumlarınıza cevap yazamadığım için tekrar özür diliyorum. Biliyorum hepiniz zaten yorumlarda birbirinize cevap veriyorsunuz, destek veriyorsunuz. Yorum yazamadığım arkadaşlarıma da bunları iletebilirseniz benim adıma yorumlayarak. Ben zaten onları okuyup onaylayacağım. Ben de o şekilde görmüş olacağım. Bu konuda bana bu süreçte destek verirseniz minnettar olurum. Evet, hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkürler ediyorum. Siz beni can görüyorsunuz. Ben de sizi can görüyorum. Zaten bu yüzden canlarım diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutluluk, huzur her daim sizinle olsun. Neşenizi, pozitif enerjinizi asla kaybetmeyin. Yarınki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.